konuştu. Ersun Yanal'ı Fenerbahçe'den kovduran teknik açamağının tanığı Ebru Yaşar'dan şok sözler. Bahane bekleniyordu da. Ersun Yanal'a sevgili bulduğu iddiası doğru mu? Benim bir bayan arkadaşımla tanıştırmışım. Fenerbahçe, Ersun Yanal'ı kovmak için bu görüntüleri mi kullandı? Bir durum diye düşünüyorum. Hem magazin hem spor camiası bu röportajı konuşacak. Haksızlık edildiğine inanıyorum. Son dönemin ülkemizde en çok konuşulan olaylarından biri de Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'den gönderilmesiydi. Spor dünyasını yakından ilgilendiren olayın ucu magazin dünyasına da dokunuyordu. Nedeni bu fotoğraflar. Ersun Yanal'ın özel hayatı nedeniyle Fenerbahçe'den gönderilmesine neden olduğu iddia edilen tekne kaçamağında Ebru Yaşar da vardı. Yanal'ın yakın arkadaşı olan ünlü sanatçı olayla ilgili sessizliğini bozdu. Arkasındayız, desteğiz. Muhabirimiz Eren Güler, Bahçeli Evler konseri öncesi konuştu Ebru Yaşar'la. Yanal'la dost olduğunu söyleyerek girdi söze ünlü şarkıcı. Ya Ersun Hoca benim bir kere çok sevdiğim bir insan. Yaşar'a göre Ersun Yanal'ın şampiyon yaptığı Fenerbahçe'den gönderilmesine neden olan tekne kaçamağı fazla abartılmıştı. Talihsizlik olarak değerlendiriyorum kendisinin adına. Çok abartıldığını düşünüyorum. Çünkü herkesin tatil döneminde birbirimizin evine, teknesine, her neyse yazlığına misafir oluyoruz. Ersun Yanal'ın yaz tatilinde kendisini Bodrum'daki teknesinde ağırladığını, olayın bundan ibaret olduğunu söylüyordu Ebru Yaşar. Bu buluşma bahane edilmişti ona göre. O gün de bizi sağ olsun arkadaşlarımızla konuk etmişti kendisi. Fakat hani bence yönetimle alakalı içinde başka hesapların olduğu, hani benim çok aklımın ermeyeceği bir durum diye düşünüyorum. Teknede Ersun Yanal'ın yan yana olduğu hanımefendinin sevgilisi olmadığını iddia etti ünlü şarkıcı. Yoksa hocanın hani o gün o teknede olan sevgilisi de değildi. Hani normal bir kız arkadaşıydı. Bir şok iddia ortaya atılmıştı. Ebru Yaşar'ın Ersun Yanal'la yakın arkadaşı olan bu hanımefendiyi tanıştırdı. Basit tabiriyle ikiliye çöp çatanlık yaptığı iddia edilmişti. Siz tanıştırmışsınız bayan arkadaşıyla. Yok, hayır, ben tanıştırmadım. Yani benim hiç onlarla alakam yok, hayır. Geliyoruz Fasıl Geceleri iddiasına. Ersun Yanal'ın Ebru Yaşar'ın şarkılar söylediği Fasıl Geceleri'ne hanım arkadaşlarıyla geldiği öne sürülmüştü. Evet, hani arada fasıl yaparız, yemekler yeriz, sohbet ederiz, dertleşiriz. Hani bunlar abartıldığı gibi durumlar değil arkadaşlar. Ebru Yaşar, Fenerbahçe yönetiminin bu konuyu abarttığını düşünüyordu. Fazla abartıldı diye düşünüyorum. Yani hani sanki böyle bir bahane bekleniyordu da hocaya. Bir şeyler bahane oldu gibi geliyor bana. Gelen konuklar arasında böyle başka bayan arkadaşlarıyla geliyor mu? Hayır canım, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tamamen doğaçlama, evet. Yani hani çok da bu konu hakkında konuşmak istemiyorum ama o kadar abartıldığı gibi değil mevzular. Özellikle de kendisini çöp çatan ilan edenlere karşı tepkiliydi. Ya ben hele ki asla, hani benim bir bayan arkadaşımla tanıştırmışım vesaire, bu asla ve asla söz konusu değil zaten. Ersun Yanal'la yaşanan bu olaylara rağmen hala görüştüğünü söyleyen Ebru Yaşar, başarılı teknik adamın arkasında olduğunun da altını çizdi. Tabii ki görüşüyorum. Neden görüşmüyorum? Tabii ki görüşüyorum. Arkasındayız, desteğiz. Bakalım Ebru Yaşar'ın bu açıklamalarına olayın taraflarından nasıl tepkiler gelecek? Ama eminiz Ebru Yaşar'ın bu açıklamaları çok konuşulan olaya farklı bir boyut getirecek. Check, check.